Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Videoyu hızlı hızlı başlattık. Girişini yapmamıştık. Şöyle bir girişini yapalım dedik. Evet, girişini yapıyoruz. Güzel bir video izleyeceksiniz. Eğlenceli bir video izleyeceksiniz. Birazdan başlayacağız ama videonun başında akşamüstü şöyle bir olay göstereyim ben size. Buz parmak arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok kişi bundan almıştır buz parmak. Şöyle Algida'nın sanırım bu. Bir dakika bakayım. Evet, Algida'nın böyle dondurma listesi olanların en alt köşesinde yer alan dondurmalardan. Biz çocukken okula giderken o listeye bakıyorduk. Paramız hangisine yetecek diye. O en aşağıdan çıkamıyorduk. Kalem dondurma vardı. Buz parmak vardı. Sonra böyle renkli bir döndürmeli bir şey yaptı. Twister mıydı ne? Tabii Magnum, Cornetto falan filan böyle yukarı doğru çıkmak. Para biriktirip anca oluyordu ama bunlardan çok yiyorduk. Bu bir buz parmak dondurması. Şöyle üzerinden duman da çıkıyor. Çocukluğumuzun en çok tükettiğimiz şeylerinden bir tanesi. Canım istedi, aldım. Evet. Yine eskisi gibi. Süper. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Videoya geçiyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Güzel bir video. Hadi bakalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hemen arabamızı takalım. Abi direkler çok ağır. 40'ar kilo direk. İnşallah bizi yormaz. Arabamızı taktık. Kamyonun yanına bir gidelim. Arabanın içindeki kumun yağı buraya gelip yıkacak da önce direklerle çimontuları indirmemiz lazım. 20 torba çimontu, daha teller var daha. Oho, aman aman aman, ben yandım. Yağım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hani bakalım Niyazi, ben çimontuları görmedim ya. Kenara mı koymuşlar? Kaç ton yük var Niyazi? 12-13 ton. 15-20 ton var mı? Hadi oğlum, 12 ton var lan. Şimdi nasıl indireceğiz onları Niyazi? Nasıl yapalım? Düşün bir. Hiç fikrim yok ki. Ben de oraya geleyim, ben de düşüneyim. Niyazi, burayı düşünmeni anladım yani. Şimdi oturunca bakınca ben de düşündüm. Biz bunları nasıl indireceğiz ya? Tamper yapsak? Kırılır mı acaba? Yok, kırılan da alırız geriye. Olur mu lan? Arkadaşlar bakın, siz de görün. İki palet direk var. Ve şu palet gerçekten çok az buz değil yani. Şuna bakın. Bu ne be? Ağır mı Niyazi? Biz bunları nasıl indireceğiz? Kumumuz var, tellerimiz var. 25-30 kilo var ya. Var mı 25-30 kilo? Ya bizim yer mi büyük acık? Kale, ah Niyazi, senin kepçe olsa indirir miydi? İndirmez de. Oğlum ağır lan bu, 2 ton gelir. 20 ne lazımdı? Fortifi de burayı sarmamız lazımdı. Ne olurdu biliyor musun, kepçe sağlam olsa? 15-15 atardık. Ağız damını ağladık. Öyle götürdük, dağlardık bahçeyi. Doğru. Niyaz, tam kepçeyi kıracağım vakti buldun. Bu iş durmakla olmaz yani, değil mi? O yüzden başlamak lazım. Bir tane bir tane. 2 günden beri duruyoruz, ne oldu? Hiçbir şey olduğu yok. Duruyor ki yani. Kapımızı alırız, teller kalır, telleri de sararız. Telleri orada indiririz ya arabada. Arabadan atıveririz. Çimontoyu da orada indiririz. He, öyle yapsak. Biz o zaman sadece arabaya bizim bunu saralım. Bunu saralım, bunlar kalsın. Çimontoyu orada bir köşeye indir, örtü veririz. Sen içeri kadar girebilir misin? Deneyeceğiz işte. Bunlar nasıl çimontu? He, direkler çok demiş babam görünce. Bunu Niyazi, gübre çuvalı gibi yapmışlar şimdi çimontuları. Allah, acaba 65 lira olunca şey mi yaptılar? Görüntü güzelliği mi yaptılar? Yok lan, bunlar öyle ya. Hepsi onlar öyle mi? Ya bir tek bu değişik. Baksana. Dur ben şimdi. Şu tel birbirine takılmış, onu açacağım. Ooo Niyazi, bunlar da ağır. Ah Niyazi, ah kepçe kırmasaydı kepçeyi, kepçeyle taşırdık dediği gibi ama Niyazi kepçeyi kırmış. Şöyle göstereyim. Bizim Niyazi önünü kesin, kim bilir neler yaptı. Traktörü yanaşıp elimize saracağız. Yapacak bir şey yok. Kırılmış. Neyin? Gördüm ya. Baktım, ona bakmaya gittim. Çok da kırılmamış. Ne yedin? Kırılmadı mı? Çok ekmeğe gibi atıldı. Niyazi, bizim araba bir götürür mü bunları be çocuk? Bunları götür ya. 5 ton falan var. Geleceğiz.
Bayağı ba çocuk bu ne bu ba. Kapı açmayalım, ilaveyi çıkaralım sadece şunu. Onu değil ya, bunu. Onu açmamız lazım. Döndürsek olmaz. Böyle döndürsek ellerini kullanamam ben. Ellerini kestirsin de. Yok. Valla ben de sevmiyorum ama bir yelten bakalım. Ne oldu, kalkmadı mı? Kalkacak da. Abi bu tek başına zor ya. Sen iki kişi mi diyorsun? Yok, ben aldım. He? Buradan. Hani, buradan da ben aldım. Tek. İki kişi. O zaman dört kişi yapıyor niye? İşte alalım böyle mi? Şuna çağırdım. Hey! Onlar çok yaşlı be. Emre var. Emre abi gelmez adam. İzine gelmiş. Zaten taşın toprağın içinde. Ayıp olur. Farklılık olur. Mermer fabrikasında. Mermer beton bu. Kaç tane indirdik? Bitti lan. Ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niyazi genişlemesine mi yayalım biz bunu? Böyle komple mi? Yani bir şey olmaz. Alçak olsun. Alçak olsun. Tamam. Şimdi hızlı vaziyette bir indirelim. Düşünmekle ama olmuyormuş. Ama onu abi. İki günden beri düşünüyoruz için dedi. Tam spor işi bak. Göster bakalım kaslarını. Kası gösterebilsek. Bunu şöyle kaldırabilsen. Kaç kilo var söyle. 35 kilo var. Tartacağız. Hızlı vaziyette biz deyin bize. 35 biz tartacağız mı? Büyük ihtimalle bir saat, bir buçuk saatten önce indireceğiz. Şu eldivenlerimizi giyelim. Ondan sonra indirelim. Vallahi ölür mü? Ha? Ölecek mi? Kiş durmuştur. Ya patlar. Ölmez de. Şeye itim affeder. Keselim. Arkadaşlar şimdi biz bunları tek tek indireceğiz. 3 kişi olunca farklı bir akıl çıktı. Necdet abi patlar dedi ki üşengeçlik işte. Üşengeçlikten başka bir yol ürettik diyelim. Ben size daha orada demedim mi? Olmaz. Püsür adam çok acayip fikir üretir Niyazi. Ben. Kim? Evet o işte. Şimdi burayı taşıyacağız. Adam Necdet abim geldi. Dedi ki burayı taşıyacaksınız. Buradan yere indireceksiniz. Siz dedi sizdeki yere indireceğim. Götürün eve indirin. Daha doğru söyle oğlum ya. Bunu indir. Git de eve indir. Nasıl olsa sen kumu getirme eve geleceksin. Olur mu be? Ben buradan arabayı kumulatmam. Küre alacaksın. Geleceksin. Onu attıracağım bunu. Aa alacaksın evet, sen de. Şimdi asistanı da akın dedi. Asistanın arkasına 4-5-4-5 deliklerin sırasına dizin dedi. Aslında doğru söyledi. Bizim de iş yapma canımız istemeye gibi sıcakta. Öyle bir deneyelim. En azından Niyazi. Hadi gideyim ben. Gideyim. Öyle mi yapalım Necdet abi? Ya Ermat doğru buna indireceksin. Eve gideceğim bir daha indireceksin. Bak şu montları gördün mü sen onu size göstereceğim. Öyle yeni çubuğunu çıkarmışlar. Ne kadar ölmezler. Tamam. Farklı. Vallahi çuvala koymuşlar. Tamam gideyim gördüm. Gördün mü? Belli. Eskiden geldim. Önceden kağıt değil miydi bunlar? Çimsanın yok muymuş? Yok abi küpeller. Ya geçer lan Niyazi. Ne geçer? Vallahi geçer. Nasıl ne geçer ya? İp geçer mi? Geçmez mi? Biz bunları işin mantığı şurada. Şimdi bu kadarı buraya indirip buradan indirmektense kamyondan alacağız, indireceğiz. Bir kere de iş bitecek gibi yani, duruyor. Yani bunu indireceğim adam böyle. Direkt yere indir onlar hayırlı. Doğru söylüyor. Arabaya niye indiriyoruz Niyazi? Ya Niyazi ya. Toprağı salsa toprak takılmaz bari. Doğru söylüyor. Al biz. O zaman ben asistanım da. Araba çalışmaya manışmaya korku diyen bizi Niyazi. Hadi bakalım yeni bir sistem. Demek ki Niyazi. Akıl akıldan. İstirmiş. Şimdi ola. Şimdi. Yemin ediyem göçe geliyor. Gelir herhalde ya. Niyazi. Yılların şoförü. 18 yaşında kamyonu köprüden düşürmedi mi tamamdır. Vallahi geliyor. O göççe gelirse biz rahat indiririz. Necdet abinin verdiği akıl deneyeceğiz. Aslında akıl değil, işi kolaylaştırmak. Yani bir insanın fikri iş yapar. Vay. Niyaz gelebileceksin değil mi? Çok büyüktür ya. Gel. Böyle gel böyle. Vallahi göçe. Al şu deri dar arkadaşlar. Uf ne yapmış o geldiği yere. Gel. Niyaz bizim çiğneyemediğimiz mucuru var ya. Acayip yaptın.
Buraya taş var. Dur. Hayır. Oradan geçmeyebilir Niyazi. Geçmez değil mi? Şoför... Ana Necdet abi ne yapıyor yeri görüyor musun? Kalorifer borularını geçtiği yerine sıkıştırdı. Ağır. Baba bak çok yürüttürüveriyor. Kupa takılacak mı ki tele? Takıl da. Hey! Gel. Niyaz burası takılma ihtimali var mı? Vallahi akıl payıyla geçmiyor ha. Bu taraf. Bu adam şoför. Niyaz vallahi geldik ha. Az kaldı. Niyaz bence tır sürmesi kolay. Çok kolay abi. Yoksa böyle nereye geri geleceksin oğlum? Çocuk oynayacak. Ama gerçekten tebrik etmek lazım. Burayı batma Niyaz. Sen hiç stop etme. Oğlum çekersin. Mazot yakmasın. Ben de şu kepçeye bakalım hemen. Bir tane bize kolon lazım. Evet arkadaşlar şöyle bir sistem yaptık. 4 tanesini koyacağız. Bakalım 4 tanesinde zorlanmazsa Necdet abi 3 tane atarız. 3 sıra atarız. Şey, 2 sıra yaptık. Gerçi zor. Bir tona vuruyor ki. Aa. Şu anda 700. Bir deneyeceğiz. 720 kafaya. Bizim bu kaldırır mı ki acaba? Hadi dene. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş kaldır.
deneme. Biraz acemice oldu. Oradan bir direk düşürdük. Ama 20 tane direğe, 20 tane mi? 16 tane. 16 tane direğe 2 metre arayla düşünün. 30 metrelik yolu getirdik. Yani böyle bu tarla da bizim. Biz ekiyoruz yani herhangi bir sıkıntı yok. Buraya ondan sonra oraya koyacağız ki hakikaten Necdet abi bu kolaylıkmış ya. Şimdi nasıl çıkartacağız? Çıkacak mı? Evet, ikinci part direğimizi de koyduk arkadaşlar. Niyazi iş başında. Kırılma, dökülme herhangi bir şey yok. Böyle bırakıyoruz. İpi altından çekip gidiyoruz. Sitesi buldu sorunlu. İndir Niyazi. İndir. İleri geri gel diyor, geri gel. Azıcık ağrı tak şimdi. Oh! Bu sefer tek sıra arkadaşlar. Alamadı çünkü. Şey oluyor, yuvarlak oluyor. Ana! Tamam. Oh! Nereye atan bunu? Niyazi! Yavaş der. Tamam. Sağ olsun aşağı. Oraya, şuraya götürem. Sağ. Elle sarsaydık arkadaşlar arabaya bu şekilde rahat dolduramazdık. Dediğim gibi akıl akıldan üstünmüş. Fillerimiz yeşermeden biz bu işi de yaparsak tarlalar... İyi ki de şimdi yapıyoruz. Yani tarlalar çok yeşilse girilmez içine. Adam üzülür yani. Şu anda daha yeni ilaç atacak şekilde. Şuraya bırakalım bunu. Ha. Aynen. Sağ ol Niyazi'cim. Sağ ol. Evet, her direkte 16 tane götürüyoruz. Her porsiyonda. Yani çatı çatır ötüyor vallahi Niyazi. Niyazi tam oraya. İpi de altından böyle çıkar. Dur. Tamam. Kaldırma, yerden çıkar, yerden. Niyazi kal. Gel. Kaldırmadan çek, kaldırmadan. Dur. Yürü. Kaldırma, indir şunu ya. Ağır, öyle tutmaya vallahi arkadaşlar. Niyazi buraya. Gel. Olmayacak, ileri git. Son part. Son arkadaşlar, dayamalar kaldı. Valla hakikaten çabuk yaptık yani. Acaba elle indirseydik bundan hızlı olur muyduk ki? Şuna bak, sıralı sistem gibi geliyor. Kaldır. Oy. Niyazi! Şuraya dostum! Şuraya. Bitirdik mi ha? Vallahi bitirdik ha. Çimento ne kadar aldın? Çimento 20 toldu. Frene basıyorum. Ya şu anda... Oraya. Şöyle döndür orası işte. Şu anda burada abi. Biz 20 bin liradayız. Yani şu anda yaptığımız harcama 20 bin lira.
Bize yapacakları 35 bin liraydı. Yani arada 15 bin lira var. Makine almamıza rağmen bir de fazla makinesi aldık. Arkadaşlar bir kumlar bir çimentolar kaldı. Necdet abinin verdiği akılla direkleri indirdik. Zarar bir yer yok. Böyle taşımız olsaydı şimdiye indirebilir miydik acaba? Arabaya indiriydik. Arabada vardı hala. Olsun. Arabaya indirecektik. Arabadan böyle dağıtacaktık. İyi mi oldu? Daha bile olacak da. Niye? Öyle. Biz diye ne olacak? Bunu yapabiliriz. Bu mu? Yok. Niye? Oraya bir yere bırakıver. Şu köşeye bırakıver. Ya oraya ver. Tamam bırak. Şunu gelir abi ya. Ya da şurayı bırak ya. Bak gel. Ya olur ya abi. Yaş olur. Doğru söyle. Her şeyi düşünmek lazım. Gel ya, şuraya. He tamam meydan. At şeyin üstüne ya. Onları da atacağız zaten. Hem direkle. Bunlar biraz daha hassas Necdet abi. İnce bunlar. İnce. Tamam tamam. Wait. Kim dedi sana binde ya? Kim dedi? İçinden açılmıyor değil mi? Yok açılmıyor. Bir gün kader de binmiş içinden kalmış. Sen kaldın orada artık. Yok aynen biliyorum. He? Camınızı. Kullanabileceksin de. Çarpsan bekerden. Bu buradan açılıyor. Ben açmadan açamayam. Açılacak mı? Kolumdan açsam. Tamam. Buradan. Kal sen burada. Tamam. Arkada yatağı var onun bir de. Baktın mı yatağına? Biliyorum. İçini göster. Gel bakalım. Arkasında uyusa, ya uykum gelse arkasında uyuyacağım de. Bir gün. Eğer pinişli, araba pinişli bulgenimde bunayan pini alsam gerek. Yok artık sen ara sen de. Öğretsin bana da araba. Motorda öğrettin yani araba ne öğretsin. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar direkleri indirdik. Niyaziler gitti. Az kaldı. Onları da indireceğiz. Bakın şimdi oraya bir 10 torba götürdük. 10 torbada bunu götürelim. Babamla beraber saralım şöyle. Ondan sonra çimont işi de bitsin. Tam 20 torba aldık arkadaşlar. Tabii bunlar sadece ne direkler için değil. Baba 10 torba alıyor şey. Hepsi 10 torba götürebiliriz. Bir de bunlar çuvallar da güzel olmuş. Çuvalları çok güzel yapmışlar ya. Salla öte baba. 1, 2, 3, hoppa. Hadi bakalım kapımızı da indirelim. Nasıl baba bahçe kapısı? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Hı hı. Bundan çok süper bahçe kapısı olur. Çok hoppa. Hakikaten be. Bu ne be? Allah 700 lira para verdik bile. Bu kuş ama gibiymiş. İyi iyi güzel. Şimdi telleri taşıyacağız. Baba sen bana telleri atamaz mısın yukarıda? Atarım. Hah. Aynen öyle baba. Atıyorum. At bakalım. Ha, bak bu köşe vurmasın anladın mı? Ha tamam. Köşe vurunca yamuluyor. Şöyle düşsün baba bak bak. Böyle böyle. Tamam. Böyle düşerse bir şey olmaz. Ben de bunları alayım alayım. Buraya. Buraya taşıyorum. Buradan aralığı götürür çekeriz. Atıyorum. At bakalım. Aynen öyle. Çok mu ağır? Çok ağır vallahi. Hadi bakayım. Baba belimizi falan mı kırar? Bir at şey bakalım ya. Atalım ya at. Bir şey olmaz. Yuvalak at yuvalak. Öyle ata, at işte istediğin gibi at babacığım. Yuvalak atarsam eziliyor bu. Dur bakalım. Şöyle atacağım. Ağır mı hakikaten? Çok ağır valla. Bunu bu ağır. Nasıl? Çok ağır. Bunu arkadaşlar. Valla bu ağır. At at. Ulan bu çok ağır bir şeymiş. Arkadaşlar bunu da çimontoların yanına koyalım. Biz böyle nereye götürmeyiz bunu ya? Allah Allah hiç akıl yok bizde ya. Evet hadi bakalım.
Yergit eli bu arkadaşlar. Evet, akıl akıldan üstünmüş diye boşuna dememişler. Direkleri bir şekilde kolaycacık indirdik. Sadece ne kumumuz kaldı. Görüyorsunuz tam burada 11 ton kum var. Niye fazla getirdik? Yapacağımız başka işler de var. Şimdi direkleri eşit miktarda sağa ve sola olmak üzere dağıttık. İp de çok kuvvetliymiş. Buraya dört bir tarafa direkleri yaydık. Biz bundan sonra ne yapacağız? Bunları gerirken güzel bir biçimde gereceğiz. Buradan alacağız, taşıyacağız. Bunlar hafif. Kaç ton? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Niyazi aldı mı bilmiyorum. Burayı indirdik. Orayı indirdik. Orayı indirdik. Orayı indirdik. Orayı indirdik. Çimontularımızı indirdik. Oraya dayamalarımızı indirdik. Hepsini yerli yerince indirdik arkadaşlar. Vallahi kepçe bize 10 numara geldi. Kepçe aklını veren Necdet abi de teşekkür ediyoruz kendisine. Yani akıllı bir seçim yaparak bizi zor bir işten kurtarmış oldu. Çimontolarımız da orada. Motorumuz dursun. Kapılarını kapatayım. Acayip yoruldum. Niyazi'yi bekleyeceğiz. Niyazi süt sağmaya gitti. Necdet abimin de bir tane kuzusu hastaymış sanırım, onu kesecek. Gelecek, ben de yardıma gideceğim birazdan. Tamamdır yani bu iş, tamam. Evet arkadaşlar, videoyu akşam kapatmadım. Kumu da indirdik, bakın görüyorsunuz. Buradan artık kullanacağız. Direklerimiz falan filan hepsi indi. Artık ne zaman müsait olursak, bayram geldi. Bayrama doğru çalışılmaz. Bayramdan sonra bu işe şöyle güçlü güçlü tutunacağız. Peki neden kapatmadım? Bugün bayram alışverişine gidiyoruz. İki videoyu bir yapalım. Hem sizin için de güzel olsun dedim. İlk defa pazar alışverişi çekeceğim. Bayram alışverişi çekeceğim. Hadi gidelim. Önce hanımları kuaföre bırakacağım. Beni dedi kuaföre götürün dedi. Ondan sonra da fındık fıstık misafirler için onucuk bunucuk alalım. Bayram biliyorsunuz şeker bayramı, onca 30 gün Ramazan'ın ardından şöyle güzel bir bayram yaparız inşallah. Gidiyoruz. Gidiyoruz, hazırlandık. Çiftelere gideceğiz. Pazar alışverişini, bayram alışverişini de çekelim. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu kapatacağım. İkroş, babam nereye gidiyoruz? He? Nereye? Ne alacağız sana? Şapka. Alışveriş yapacağız. Arkadaşlar çiftelere geldik. Tamam tamam. Önce kuaför. Onlar önce bir işlerini halletsinler. Sonra da alışveriş yapacağız. Ben de bir berberet, bir tıraş olsam. İkra ne aldın kızım sen? Bebi mi aldın? Hani ay bakayım. Hani bakayım. Allah'ım yarabbim yarasınallah. Oyuncak da alırım, hayvan da alırım de. He? Ne zaman aldın bunları? Kaça aldın? 1 liraya mı? Ördek mi aldın sen? Ne yapacaksın ördekleri İkra? Ne yapacaksın? Al, bir şeye bakan bir tanesini al eline. Sev kızım. Yumuşacık yok onda. Bibi. Ne alıyoruz şimdi? Marketteyiz arkadaşlar. Anne baba günü gibi burası. He? Peçete al. Şeker. Arkadaşlar alıyoruz. Bir tane yeter mi ki? Şeker mi? Ha. Vallahi kendim bilirsin. Bunları aldık. Sepet yetecek mi bize? Yeter, çok bir şey almayacağız. Bir şey alacağız. Fıstıkla baklava mı alacağız? Kolay yanar değil ki burada. Onlardan al ya. Şey verir. Soğuk soğuk. Serin serin gider. Bir mandalini al. Alsana. Bir de mandalina al. Şeker bunu aldık arkadaş. Mandalina. Mandalina. Ya şu mandalina değil mi? Bu da mandalina, o da mandalina. Bunun şişesi niye böyle tuval? Küçük tuval. Sarmış alırız baklavayı. Yürü yürü yürü. Bu 27 lira. Bu 85 lira falan. Arkadaşlar 582 lira. Market alışverişi yaptık. Aslında bugün buranın pazarı çekecektim de biraz daha aksiyonlu bir video çekeceğim buradan, burayla alakalı, cuma pazarıyla alakalı. O yüzden çok hem Ramazan hem de yorgunum. O yüzden çok çekemedim. Burayla ilgili şöyle bir video düşünüyorum. Neyse sürpriz olsun. Yaşam hikayesi. Çok böyle dişini tırnağına takıp da bir şeyleri başarmış bir abimin hikayesi var. Çok ilginç bir video olacak. O zaman buranın pazarını çekeriz ama şimdi bu kadar yeter. Yani şöyle alışveriş yaptık. Burada karpuz aldım. Arkadaşlar canımız karpuz çekti. Karpuz aldım. 100 liraya anne. İran karpuzuymuş.
Kilosu 14-15 liraydı. 14 liraya düşmüş, şimdi 13 lira. Belki biz gidesiye kadar 12 liraya düşecek. Pazarın ilk vakitlerinde 15 liraydı. Çok pahalı kaldı. Bir de şu var, yani aslında fiyat 13 liraya düşebiliyorsa niye ilk baştan 13 liraya düşünmüyorlar ki? Ay karpuz da aldık arkadaşlar. Yengesinden ikisine birer örnek. Bak mesela yiyecek bolca. Biri Sevara'nın, biri Semha'ya aldık. Bir örnek yiyecekler. Ha. Arkadaşlar Sevda da gelecek bayramda. Evet, İkram'ımızın tuvaleti. Onu hiçbir yerden eksik bırakmıyoruz. Tuvalete alıştı artık, söylüyor. Şimdi bunları aldık, tamam, yani bu kadar. Alışverişimiz böyle. Meyve, sebze, işte onucuk, bunucuk, fıstıkçık, fındıkçık. Onları daha almadık gerçi. Semhalar orada bekliyorlar. Onları saralım. Aldı, niye ağlıyor? Civcivler... Ne kadar verdiniz? 900. 40 litre aldık. 900 lira para verdik. Arkadaşlar bayram. Semha'yı, Sevda'yı almaya gideceğiz. Oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Depomuzu da fullettik. 40 litre 65. Orada oturur mu canım? 900 lira. Hadi arkaya oturuyorsun sen. Hadi kız. Hadi kızım, bir trafik. Arkaya otur. Tamam, bebilerim bir şey olmaz. Köyde çok yağmur varmış arkadaşlar. Hadi inşallah bol bol bereket olur. İşte market alışverişini, pazar alışverişini yaptık bayramdan önce. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bu arada bu benim şu halay hala geçmedi. Bayrama kadar inşallah geçer dedik, yine geçmedi de bakalım. İnşallah geçer. Bu arada tıraş olmadı. Bastırdı bastırdı. Hadi yapayım inşallah bol bol şöyle bayramda, bayram öncesi Arife günü. Bir şöyle yağmur, oh. Bu arada çok rüzgar var, arabayı sallıyor. Baya çok yağmış, belki de daha da yağacak anne. Evet, baksana etraf karanlık. Arkadaşlar hemen üstümü değiştireyim, bunlara bakacağım. Baksanıza sarı çiçek oldu bunlar, sarı çiçek. Ne oldular? Küpe yaptık hepsine. Sayıma geldiler. Hepsini saydılar. Veba ve çiçek de yaptık. Hepsi bitti arkadaşlar. Artık hangi aşıya gelirler bilmiyorum da. Kuzularımız günden güne dombik oluyorlar. Ama sarı çiçek oldular. Hepsinin küpesi var artık. Kıyamam, hepsinin küpesi var. Evet. Arkadaşlar şimdi gidelim. Videoyu yavaştan kapatacağım. Bu da yoğurdu bizi. Bunu arada derede sabah gelmiş veterinerler. Seyit Gazi tarım ilçeden. Tabii ki mecbur yaptırmak zorundasınız. Çevrede hastalık varmış. Rabbim korusun. Hepsine yaptırdık. Bayağı da yoruldum. Şimdi hemen karpuzu çok merak ediyorum. Keseyim. Orada birkaç tane kesilmiş vardı. Keseyim bakalım kırmızı mı çıkacak, nasıl mı çıkacak? Allah'ım ya Rabbim, İkra sizi nasıl aldı, nasıl? Sizin bibi dedi, sizi aldı mı, getirdi mi buraya, batırmışsınız her yerde. Yarın büyürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Baba. Efendim kızım. Evet. Sizce bu ham mı yoksa değil mi? Bu İran karpuzuymuş, daha Türkiye'de karpuz çıkmamış. İşte pazarda giderken gördük, aldık. Deneyelim bakalım nasıl. Bayağı büyük. Bu arada inşallah bol suludur. Ta İran'dan karpuz yiyoruz arkadaşlar. Baba. Aynen öyle. Baba. Ne hamı lan? Bak bu. Benim aldığım karpuz ham mı olur? Bak bu. Elini sokma kızım, bıçak keser. Hayır. İran karpuzu bu, çıtırt etmez öyle. Bak bu. Evet. Baba. Bak da. Bak. Gördünüz mü? Bak bu. Aynı karpuz canım. Bak bu. Arkadaşlar İran karpuzu aynı karpuz yani. Başka ne olabilir ki? Baba bu. Parmağını sokma lan. Hayır. Parmağını karpuza karşı ver. Yiyecek mi babişko? Bir. Al. Isır buradan üstünden. Al. Isır. Isır. Hayır. Biz öyle yiyorduk çocukken ye. Tepsiye kes var. Çekirdekleri beyaz arkadaşlar.
Şöyle Adana karpuzu çıksa da yesek bol bol. Karpuz biliyorsunuz sağlıklı bir meyve. Efendim kızım. Bebi. Bebi değil mi? Bebi mama. Evet arkadaşlar. Karpuzumuz efsane. Annem hepsi dağıttılar. Evet çok güzel. Aa o ne bu? Meyve suyumuş ya. Ben turşu suyu diye gösterecektim. İkrane meyve suyu istiyor. Senin turşu suyunu dolapta vereyim mi? He, onu gösterecektim. Dur ben alayım. Evet arkadaşlar bakın bu da turşu suyu. Gel. Gel baba. Bunu karıştırdım ikranın meyve suyuyla beraber. Efendim kızım. Evet. Bebiler senin orada duruyorlar onlar. Aa mama. Mama yiyorlar evet. Yok. Su da içtiler. Eskişehir'de böyle turşucu dükkanları vardır. Küçük küçük büyük büyük turşu yaparlar. Bardakta turşu verirler. Turşu suyuyla turşuyla karıştırıp. Eskişehir'e gitmiştim. Turşu suyu aldım şöyle şişeyle. Şöyle kocaman şişesi 5 lira arkadaşlar. Ama efsane bir şey. Bu arada karpuz da güzelmiş. Ekmek mi? Su. Eskişehir'e gelirseniz tadın derim. Çok güzel bir tadı var. Turşuyu içiyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Evet videonun sonuna geldik. Ramazan'ın da sonuna geliyoruz. Rabbim oruç tutan herkesin oruçlarını kabul eylesin. Güzel tüm anlamıyla geçirmeye çalıştık ama bitti işte. Çarçabuk bitti. Anlamadık bile. Öyle söyleyeyim. Hani başladı, ortası, sonu. İnsan zamanı nasıl geçtiğini anlayamıyor. Bitiyor. Bayram geldi. Ama direktleri yapacağız arkadaşlar. Ya bayramın hani birkaç gün geçer ondan sonra başlarız ya da işte duruma göre bakacağız. Efsane videolar sizi bekliyor. Acayip videolar sizi bekliyor. Dolu dolu videolar sizi bekliyor. Beğenip paylaşıp abone olup abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Süper. Evet, bu turşu suyu var ya benim için iştah açıcı bir malzeme öyle söyleyeyim. Adama yemek yediriyor. Selamun aleyküm arkadaşlar. Videonun içine küçük bir hatırlatma eklemek istiyorum. Biliyorsunuz biz adak kesiyoruz ve kaymakamlıkla Seyit Gazi Kaymakamlığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nla beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından birçok yerden adaklık alıyoruz. Evet adaklarımızı kestik. Şimdi paketleyip kaymakamlığa götüreceğiz. Evet adaklarımızı kestikten sonra aynı gün içerisinde kaymakamlığa ulaştırıyoruz. Köpük kutulara koyduk. Birazdan kaymakamlığın yolunu tutacağız. Evet arkadaşlar şöyle güzel şekilde bantlıyoruz. 7 parçaya böldük her adağımızı. Tek tek ihtiyaç sahiplerine gideceğiz. Arkadaşlar kesim esnasında ve kesimden önce WhatsApp'tan biz vekaleti alıyoruz. Yurt içinden veya yurt dışından. Nereden olursa olsun vekalet alındıktan sonra tamamen İslami koşullara uygun kaliteli hayvanlar adaklık olarak kesiliyor. Aynı zamanda keserken de siz olayı yaşayın, içinde hissedin diye biz WhatsApp'tan size canlı canlı görüntüleri ulaştırıyoruz. Adağınızı siz hissedin diye. Evet hadi bakalım şimdi Seyit Gazi'ye. Evet hadi bakalım isim listeleri alındı. Kazaklar giyildi. İhtiyaç sahiplerine gidiliyor. Kapı kapı geziyoruz arkadaşlar. Evet evimize yeni geldik arkadaşlar. Tek tek dolaşıp adaklarımızı, akika kurbanlarımızı dağıttık. Şuralara bir yere ben numarayı bırakırım. Bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Seyit Gazi Kaymakamlığı'na da çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldukları için. Evet görüşürüz. Yurt içinden, yurt dışından adak kesimi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.